Ukrayna ordusu ülkenin kuzeydoğusunda ve güneyinde topraklarını işgalden kurtarıyor. Rus askerleri geri çekilmek zorunda kalıyor. Peki Rusya gerçekten yenilgiye mi uğruyor yoksa bu taktiksel bir çekilme mi? Bundan sonrasına dair beklentiler haberimizde. Ukrayna taarruzda. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için ülkenin hem kuzeydoğusunda hem de güneyinde mücadele veriyor. Ukrayna ordusunun Harkov'daki hızlı ilerleyişi savaşta yeni bir dönüm noktasına kapı aralıyor. Eğer bölgenin tamamı işgalden kurtarılırsa bu Rus güçlerinin başkent Kiev'den çekildiği Nisan ayından bu yana elde edilen en büyük zafer olacak. Rusya yenilgiyi kabul etmiyor. Bazı bölgelerden taktiksel olarak geri çekildiğini söylüyor. Peki bu ne kadar doğru? İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre Rus askerleri Harkov'da gafil avlandı. Zira ordunun dikkati ülkenin güneyinde stratejik önemdeki liman kenti Herson'a çevrilmişti. Taarruz beklemedikleri yönden geldi. Rus ordusu işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana kendilerine göre en büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Ukraynalı yetkililere göre Rus askerler etrafları kuşatılmadan önce çekilmeyi tercih ediyor. Ukrayna askerleri sadece günler içerisinde 6000 kilometre kareden fazla alanı yeniden kontrolüne geçirmeyi başardı. Bu da ordunun işgal altındaki bölgeleri geri alma kapasitesini ve batıdan gelen silah yardımının önemini ortaya koydu. Slava Ukrayini! Ukrayna ülkenin güneyinde de ilerleyişini sürdürüyor. Güney hattının önemli kentlerinden Melitopol'ün Rus askerlerinin çekilmeye başladığı yerler arasında olduğu ileri sürüldü. Şehir Mart ayından bu yana işgal altındaydı. Burada kontrolün yeniden sağlanması Rusya'nın ülkenin güneyi ve Donbas arasındaki ikmal hatlarına ağır darbe vuracak. Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Üstelik Kırım yolunun açılmasını sağlayacak. Hatta Ukrayna istihbaratının iddiasına göre Rus askerleri ilhak altındaki Kırım'dan aileleriyle birlikte acil olarak çekilmeye başladı bile. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski trafik kazası geçirdi. Kaza Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana geldi. Zelenski'nin aracı trafik kazasına karıştı. Reuters'ın Zelenski'nin sözcüsüne dayandırdığı haberine göre Ukrayna lideri kazada hafif yaralandı.